mesaj yağıyor şu anda. Ferdi Kadıoğlu'nun gitmesini ilk önce Sinan Baba söyledi. Bir futbolcu daha gidiyormuş Sinan abi. Kim olduğunu biliyor musunuz? Bir de transferimiz kim olacak? Siz Acun abiyle aranız iyi. Acun abiyle aramızda Acun nerede? Olmasından. Acun'u gören mi var? Acun'la konuşan mı var? Acun yok. Acun'u nereden görüyoruz? Acun yok. Kayıp. Acun uğraşıyor. Yani Van Tatvan futbolcu işine koşuyor. Eskiden konuşuyorduk da şimdi konuşamıyoruz artık. Evet. Bir de artık şey olarak da aramıyoruz. Yani sormak da istemiyoruz yani. Tabii, o dönem yani, bitiyor artık. Tabii. Olmaz artık. Onun görevi ayrı. Şimdi Ertem'ciğim, Fenerbahçe hakikaten ciddi ciddi paralar kazanıyor transferde. Bunların hepsini içeri gönderiyorum. Evet. Evet, evet. Ciddi ciddi paralar kazanıyor ya Fenerbahçe takımı. Yani ve ne büyük avantaj biliyor musun? Şey Serkan'cığım, şu klimayı açtırır mısın? Evet. Ne büyük avantaj biliyor musun? Yani klima. Sol bek de var. Osterwold'e var yani. Osterwold'e var bir de ama yani. Ama Sinan abi, herkes Osterwold'e'nin şimdi Ferdi Kadıoğlu olmasını bekleyecek. Yani Osterwold'e'den bir Ferdi Kadıoğlu olur mu? Sonra Fenerbahçe iki oyuncuyu kaybetmiş olmaz mı? Ferdi gitti, bir de Osterwold'e'den sen Ferdi yaratmaya kalkarsan, bir Ferdi görmek istersen, Osterwold'e o gerçek kimliğini kaybetmiş olmaz mı sahada bu sefer? Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Osterwold ilk alanında sol bekti zaten. Bunu Jesus aldığında sol bekti. Evet. Bunu offside'i bozuyor diyor. Jesus oynatmıyordu. Bak ne diyorum, net evet. Bilgi. Jesus bunu offside bozuyor diyor. Ama senin elinde, bak, dünyada en büyük sıkıntı sol bek sıkıntısı. Bak, hı-hı, takımlarımıza. Bak Galatasaray'a sol bek arıyor. Hı-hı. Buldu. Bir tane buldu. Yani yakında açıklarlar. Bir. Bak Beşiktaş'ın sol bek sorunu. Sol bek sıkıntısından kaç tane gol yedi. Aynen, Fenerbahçe diyor. Ama Osterwold'e bu saydıklarımızın hepsinden üst düzey sol bek. Ve bu Fenerbahçe'nin oyuncusu. Şimdi Fenerbahçe takımında stoperde sorun yok. Bana göre. Bak, Cicu'yu Bekao yaparsın. Bekao Çağlar yaparsın. Samet yaparsın. Mert Müldür bile. Hepsini yani her türlü oynatabilirsin. Yani 5 tane stoperi var. 5'i de bana göre Samet. Üst düzeyde. Bak dedim, Samet Cicu yap. Samet Bekao yap. Bekao Cicu yap. Evet. Bana göre ideali Cicu Bekao. Bence de. İkilisi. Bana göre. Bekao Sağbek, Atalanta'ya gitme ihtimali çok, bakın, yüksek ama. Sağ bek Osayi. Sol bek Osterwold'e. İkisi de sprintel oyuncu. Evet. Ve çabuk oyuncu. Yani evet. Süratli oyuncu. Depar'la falan bunları geçemez. İki bek. Ayakları da iyi. İki tane stoperin de zaten kemik gibi, iki tane stoperin. Samet de olsun, şey de olsun, ne o? Bizim Çağlar da olsun. Bunların hepsi bıçak gibi adamlar yani. Ama şimdi Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı orta sahasında. Fenerbahçe'nin, her zaman ne diyorum? Fenerbahçe'nin orta sahası yumuşak. Bakın, Beşiktaş takımına bakın. Bir Gedson Fernandes Beşiktaş futbol takımını, Rafa Silva tamam, eyvallah, dursun. Cepte Maradona. Hı hı. Tamam. Hı hı. Maradona dursun. Ama bir Gedson Fernandes var. Bir Gedson Fernandes var. Bu tamamıyla takımın orta sahasının agresifliğini, temposunu arttırıyor, çabukluğunu arttırıyor. Aynen şimdi öyle. Gedson orta saha mı oynuyor, ne oynadığı belli değil. Sol tarafta, sağ tarafta, sol bek tarafında her yere koşuyor. Şimdi bakın, ben bunu Ali Koç'un kendisine de söyledim geçen sene. Hı hı. Bir tane dedim, Gedson Fernandes gibi bir oyuncu bulmanız lazım. Bak geçen sene söyledim. Ama sen şimdi Tadiç'ten sağ tarafta Messi gibi işler yapmasını istiyorsun mesela. Olmaz. Tadiç'ten. Olmaz. Tadiç, yani İrfan Can Tadiç'ten daha iyi oynar sağ kenarda. Net. Cengiz eski gücünü, eski temposuna bilmiyorum yakaladı mı, daha iyi oynar sağ kenarda. Ha, Tadiç'e ben burada bir formada yer veririm. Bak ne veririm? Ha, bir B planda oynatarım. İkincisi, Tadiç'i 10 numara pozisyonda oynatırım orta sahada. Kenarda oynatmam. Çünkü o temposu yok gidip gelebilen. Öyle bir tempolu değil, yumuşak oyuncu. Dönüyorsun Szymański, İsmail. Bunlar yumuşak oyuncular. Çabuk oyuncular değil Ertem'ciğim. Buraya Fenerbahçe bak. İki tane çabuk orta saha 6 numara dediğimiz çabuk bulabiliyor mu? Bak çabuk. Fred öne kaydırırım. İki tane böyle bıçak gibi adam bulacak orta sahaya. Tabii. Yani agresif. Sen şimdi düşünebiliyor musun? Bugün son dakika transfer diye de yazalım arkadaşlar Ertem, sürekli. Bu Gedson Fernandes'i Galatasaray'ın aldığını düşün. Oo. Bugün Torreira ile Galatasaray'da. Gedson bakın, yan yana. Torreira ile Gedson Fernandes Galatasaray'ın orta sahasında oynasın. İkisi de zaten örümcek gibi. Akrep gibi abi, saldırıyorlar. Nefes aldırmıyorlar. Çok koşuyorlar. Nerede top?
nefes aldırmazlar. Bak orta sahasından yürüyerek falan geçemezsin izinsiz. Bak ikisini yan yana koy, orta sahasını falan geçemezsin. Bak izinsiz geçemezsin. Adamlar İzinsiz. İkisi de çok çabuk oyuncu, ikisi de agresif. Onun için yani Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı göbekteki agresif oyuncu sayısı az. Göbekteki agresif oyuncu sayısı az. Burayı çözerse Fenerbahçe takımı, hücum hattında sorun yok Fenerbahçe'nin. Hücum hattında. Ama öyle böyle yani şimdi bakıyorsun Anadolu takımlarındaki savunmalar falan kuş falan kondurmuyor. Evet. Öyle büyük savunmalar falan yok. Büyük özel savunmalar falan yok. Onun için yani Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı sağ kenarla, sağ kenarda doğru adam bulacak. Orta sahaya da bir tane alıyormuş. Bir tane Fred, Mret, İsmail oralarda belki idare eder. Belki Ocak'ta belki bir tane daha yapar. Bilmiyorum. Ama onun için yani Fenerbahçe burayı çözerse, burayı çözerse Mourinho'ya biz bu işini gösterecek, anlatacak değiliz. Mourinho bizden, Mourinho bizden daha iyi biliyordur. Oğlum nereye gitti? Kahveye mi gittin lan? Nereye gittin lan? Buradaydı şimdi bu dekorcu ya. Açsana oğlum klimayı. 5 dakika sonra aç dedim sana ya. Onun için yani bizim burada Mourinho'yu anlatacak halimiz yok Ertem'ciğim. Yani bunları. Biz sadece fikrimizi söyleriz. Mourinho alır. Mourinho alır bakar. Evet. Ama Mourinho'ya buradan yani o bilmiyorum futbolla ilgili oradaki arkadaşlar kim varsa yönetimden veya konuşurlarken sohbet etsinler. Yani desinler ki ya işte hoca bu biraz burada yavaş kalmıyor mu, ağır kalmıyor mu falan filan, bu Tadiç falan, bu Szymański falan, bunlar aynı anda falan oynardığı zaman biraz oyunun temposunu düşürüyorlar. İşte Göztepe maçında düştü tempo. Evet. Göztepe maçında gördün yani. Sinan abi, Devrim Zengin sesleniyor. Çok özür dilerim. Ne olmuş Devrim'e? Levent Mercan ve Samet Akaydın ilk kez kadroya alınmış. Evet. Muhtemelen yarın Samet oynayabilir. Öyle bir görüntü var. Yani tahmin ediyorum Samet'i oynatabilir de hiç belli olmaz. Ama ben Fenerbahçe'de Luan Perez hala duruyor mu ya? Luan Perez muhtemelen Vasco da Gama'ya gidecek. Duruyor mu ya? Duruyor. Vay be. Duruyor. Yalnız ben sana söyleyeyim, Fenerbahçe'nin çok abi çok adam var. Yazık ya. Çok israf var ya. Çok adama para veriyorlar ya. Çok adama para veriyor. Kulübe nasıl sence? Yani kulübesi sence geniş mi Sinan abi? Kulübesi nasıl geniş olur biliyor Alternatif musun? Alternatif mi? Bak nasıl geniş olur biliyor musun kulübesi? Bir tane orta sahaya adam aldıktan sonra Tadiç'leri, Szymański'leri kulübeye atarsın. İrfan Can'ı sağ kenara veya Cengiz'i sağ kenara koyarsın. Ya hoca bir dene. Bir İrfan'la başla. Bir Cengiz'le başla. Cengiz'i falan attın kenara. Cengiz İrfanları falan unutulacak attın kenara. Adam mı ya? Yani yapma. 15 milyon çok önemli rakam bu. Bu Cengiz... Abi Romalarda, Mamalarda uçuyordu, bu tutamıyordu ya bir şeyde Marsilya'da. Leicester City'de, Marsilya'da. Yani bu bütün Marsilya'da falan ya sağdan uçuyor gidiyordu bu çocuk ya. Bunun sadece tek eksiği bu adamın, bu çocuğu futbolu falan değil. Futbolu falan bilmesi falan falan gerekmiyor, futbolu öğrenmesi falan. Bu sadece fiziki değerlerini Cengiz Ünder arttıracaktı. O da nedir? İyi antrenman ve kendine iyi bakmasıyla alakalı bir şey. Hoca Cengiz'e onun için. Sinan abi senle bir oyun oynayalım mı? Mourinho'nun Cengiz'i İrfan'ı oynatması lazım. Bak buyurun. Rize'de yağmur var. Bir kadroya gelsenize. Cenk Tosun, Cengiz, İrfan. Şimdi sevgili seyirciler siz de yazın lütfen. Livakovic, İrfan Can saymıyorum zaten. Osay Samuel kadroda yok yarın, onu da söyleyelim. İkincisi şunu da söylemem lazım. Sinan abi, Osay Samuel, Mert Müldür. İkisi de kalır değil mi kadroda? Evet. Ciku, Bekao, Samet. Bir tanesini bile gönderir misin? Yok, ben Ciku'yu Bekao tutarım. Luan Perez falan onları yollarım. Luan zaten Serdar gidiyor. Kimleri göndeririz mesela? Serdar gidiyor. Gönderirsin. Serdar Perez'i gidecek. Gönderir misin? He? Luan Perez'i. Tabii yok ya, oynamıyor. Serdar'ı da gönderir misin? Serdar zaten gidiyor. Levent Mercan'ı gönderir misin kiralık olarak falan? Ben Levent Mercan'ı hiç seyretmedim. Peki. Yani çok net seyretmedim yani. Göndereceği söyleniyordu çünkü ama kadroya almış. Çok net seyretmedim. Çok net yani bilmiyorum Levent'le ilgili ama belki bilmiyorum. Aldıklarına giriyor oyuncudur. Bak ben sana da 11'ini yapayım Fenerbahçe'nin. Yok yok, önce bir şunu söyleyeyim Sinan abicim. Szymański kalır, Mert Hakan'ı tutar mısın? Tutarım. İsmail Yüksek, Bartu Elmas'ı tutar mısın Sinan abi? Tutarım. Fred Kurunic, Mihal Zajc. Kurunic'i tutar mısın? Fred'i tutarım. Kurunic'i gönderemezsin zaten abi. Gönderemezsin. Onlar... Şey para oyuncu, değil mi? Para ver. Zajc'ı tutar mısın Sinan abicim? Yok, yollarım, oynamıyorlar abi. Peki. Sen, Maximen, Tadiç, onlar kaldı. Ryan Kent'i gönderir misin? Gönderirim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Ertem? Sağ tarafta Emre Mor gönderir misin ya da Oğuz Aydın? Gönderirim. Oğuz Aydın'ı da. İrfan, Cengiz, Oğuz tutarım, Emre Mor'u yollarım. Üçlüyü zaten söylemiyoruz. Bak sana bir şey anlatıyorum Ertem. Peki. Güzel kardeşim. Buyur Sinan. Fenerbahçe futbol takımının şöyle bir özetini yapmıştım ilk hafta. Maximin gibi bir oyuncu da sağ tarafa bulacak.
Evet. Bir tane. Bir tane oraya İrfan satar. Varken, Cengiz varken. Yani İrfan, Cengiz. Bulur musun Sinan abi? Bunlar var yani. Bunlar var. Elinde varsa bunları oynatma. Çünkü bunlar orijin oranın oyuncusu. İrfan'dan Cengiz'den daha iyisini bulabilir misin Sinan abi? Sen aldırır büyük mısın para mesela? Ya. Büyük para. İrfan'la Cengiz'den iyisini bulduğun zaman maksimum gibi 15 milyon bonservis. 2003'teki Sinan abiye döndüm. İrfancan elinde, Cengiz bulamazsın, elinde. Bulamazsın. 15, alır mısın? 15 milyon ev. Olmaz mısın? Cengiz'i çok, tutar mısın? Çok iyi tutarım, tutmaz olurum. Çok iyi futbolcu ya, tutulmaz mı? Ben de tutarım. Şimdi bak 3 kulvarda gidecek Fenerbahçe. Yani onun için burada Fenerbahçe'nin, Ertem'ciğim, burada Fenerbahçe'nin yapacağı tek şey var. Daha doğrusu Mourinho'nun. Doğru 11'i bir an evvel bulması lazım. Doğru 11'i. Doğru 11. Ha tamam. Çok önemli iki tane oyuncusu oynamadı. Nedir? İşte sakattı Fred. Yani anladın mı? Yani ve Ferdi. Hı-hı. İki tane önemli Hı-hı. oyuncusu. Ama arkadaş yani Lugano'ları, Lille'leri elemen için bunlara da gerek yok ya. Fenerbahçe takımı eler bunları ya. Evet. Lugano'yu gördünüz değil mi? Köy takımı gibi falan bir takım yani. Çok kötü takım ya. Beşiktaş takımı. Bakma sen. Konsantre eksikliğinden yedi. Burada 5 falan olur maç. Bak göreceksiniz. Olur değil mi? Yani Galatasaray Young Boys. Ona Galatasaray'da geleceğim. Neyse. Geleceğiz. 5 olur burada. En az 4-5 olur. Görürsünüz yani. Yani kapalı savunma yapacaklar. Çok kötü defansları var. Sinan çok abi kötü. Bodrum Spor 3, Konya Spor 1 bitti. Vay be bak. Çıkan takımları görüyor musun? Arda'nın takımı Eyüp Spor, harika gidiyor. Eyüp Spor, Sivas'ı. Eyüp Spor, Arda'nın takımı. 1-0. Sevgili başkan Murat Özkaya'yı tebrik ediyorum. Hakikaten iyi başkan, iyi futbolcular transfer ediyor. İsraf yapmıyor. Çok iyi. Zaten bırakmış her şeyi Arda'ya. Değil her mi? Şeyi Arda'ya bırakmış. Ben hep söyledim Arda'nın çok iyi teknik direktör olacağını ve ileride de Arda'nın Galatasaray'ın başına geçeceğini buradan söylüyorum. Atletico Arda, Madrid'e Turan, Arda Turan en az 2 veya 3 sene sonra Galatasaray'ın teknik direktörü olacaktır. Okan Buruk'tan sonraki teknik direktörü diyebilir misin? Muhtemelen Okan Buruk ha. Ya keşke Okan Hoca gittikten Okan sonra. Okan Buruk yani uzun yani. Yıllar olsun tabii, ama. Tabii tabii. Ama ya birazdan Galatasaray'a geleceğiz tabii. Galatasaray'da neler oluyor bilmiyoruz. Karışmış Galatasaray. Karışıyor. Kendi kendilerini karıştırıyorlar belki de. Onun için. Sinan abi Ankara Gücü Ümraniye Spor maçında 90+11. He. Ankara Gücü 0 Ümraniye Spor 1. Karagümrük sahasında Manisa'ya evet. 2-0 yenildi. Bolu Spor, Esenler, Erek Spor'u 2-1 yenmiş. Bitmek üzere Ankara Gücü maçı. Şimdi, 1-0 mağlup durumdalar sahasında. Ben Ankara Fenerbahçe Gücü'ne futbol takımını. Bitmiş. Bak. Bir 4, 11 yapacaktın Sinan 4, abiciğim. 1, bak 4-1-1-3-2 oynatırım, 4-4-2 oynatırım. Her türlü sisteme açık bir kadro var elinde biliyor musun? Bak, ikili orta saha koyarsın, iki tane kanat koyarsın, iki tane Dzeko, El Nesri, Cenk Tosun yaparsın. B planı, Cenk'i de koyarsın, 3 santrafora da dönebilirsin. Yani 4-3-2-1 yapabilirsin. Her türlü sisteme açık bir oyuncu kadrosu var. Sadece sevgili Mourinho... Doğru 11'i bakın kısa zamanda bul. Ben sana söylüyorum. Sevgili Mourinho, İrfancan, Mirfancan falan filan atma kenara. İrfancan falan bu takımın futbolcusu. Cengiz falan böyle kenara atılacak futbolcular değil. Hepsini oynat bunların kazan. Kazan. Kaybetme. Kaybetme. Ben Fenerbahçe futbol takımının dediğim gibi sadece en büyük sıkıntısını şu an orta saha ve ikinci sorununda Mourinho'nun bir an evvel ilk 11'i doğru 11'i bulamamasında görüyorum Ertem'ciğim. Peki. Sıkıntı yok. Bir Fenerbahçe kadrosu yapalım mı? Ya şimdi yapmayalım ayıp olur. Ben bir tane ben söylesem. Ben sistem olarak söyledim. Sana sistem olarak söyledim. Livakovic, Samuel. Osay Samuel mi Mert Müldür mü sence? Osay. Yarın Osay Samuel yok. Eksikleri bir gösterir misin Sinan abi onu görsün? Bir görelim bakalım. Levent Mercan'dan bir Ferdi Kadıoğlu çıkar mı Sinan abi? Yani şu an yani Levent Mercan'dan falan değil. Şu an Türkiye'de oradan kimseden çıkaramazsın Ferdi. Yani Ferdi, yani ben sana söyleyeyim taraflı tarafsız. Bakın bugün Ferdi Kadıoğlu taraflı tarafsız. Saraçoğlu'nda da gördüğü ilgiyi Ali Sami Yen'de de görür, İnönü'nde de görür Ertem. Değil mi? Ferdi Kadıoğlu. Tabii. Son derece iyi yetişmiş, ahlaklı, profesyonel, müthiş futbolcu. Kendine bu kadar ilerleme kaydeden bir futbolcu, bak bu kadar ilerleme kaydeden bir futbolcu 3-4 tane sayabilirsin. Yani Barış Alper falan, Arda. Yani böyle mızrak gibi çıkmış performansı yukarıya doğru. Aynen onun için Allah yolunu açık etsin. Hakikaten onun için şu an Ferdi Kadıoğlu gibi yani orada sol bek falan yani. Sol bek olarak diyorum. Sol bek çıkmaz dedin de sol bek çıkmaz. Yani Ferdi Kadıoğlu gibi sol bek çıkmaz.